Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün annemle yine açılış yapıyorum. Biz dışarı çıktık, içimiz böyle yandı, karnımız da aç değil, kahvaltı yapmıştık. Geldik böyle bir pastaneye şimdi, supangele ve üzerine dondurma yiyoruz. Bizlere afiyet olsun. Kuşlara geldik arkadaşlar, belediye parkındayız yine. Hadi annem at, at. Annem de dedi kuşlara yem atalım bakalım dedi. Geldikçe böyle arada atıyoruz. Çok güzel. Anne avucuna da gelecekler. Tut avucunda bak. Böyle çevremiz çok güzel. Bugün de hava bulutlu arkadaşlar. Bayağı böyle serin serin rahat rahat geziyoruz. Biz tatlılarımızı da yedik. Geldik şimdi belediye parkına. Burada Forbest var. Şimdi Forbest'e gireceğim. Böyle çok tatlı bunlar ya. Ay 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 ay. Anne elinde tut bakalım gelecekler mi? Bank 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 bank. Bunlar hep buradalar. Tellere konuyorlar, ağaçlara konuyorlar böyle. O kadar güzel ki. Bakın yavrum bunlar. Herkes karın tokluğuna. Herkesin bir rızkı var işte arkadaşlar böyle. İnsanlar geldikçe burada yem buluyorlar. Tabii geliyorlar her zaman. Bana gelmiyorlar. Bakarsın üstüne dışarı. Çok tatlı bunlar ya. Havada gök gürültülü. Televizyon söylemişti bugün 32 derece. İyi ki çıkmışız. Bakın bakın gök görülüyor. Tam benim anam böyle. Bak bak sulara da giriyor anne. Bak bak göster burayı da göster. Bak bak bak. Havuz da böyle, sular fışır fışır akıyor. Çok güzel bir park burası, belediyeye ait. Migros, Büyük Migros'un yanında arkadaşlar. Böyle kafesi de var. Sandviç falan da yapılıyor. Çaylar, kahveler, meyve suları, dondurma, içecek her şey var burada. Çok güzel. Böyle kıyılarında yeşil çiçekler. Burası da bizim Forbest'imiz arkadaşlar. Böyle etrafı. Yağmur yağıyor, yağmur. Anne yağmur yağıyor bak. Allah'ım çok şükür. Bu tozlar gitsin, bu serinlik gelsin. Sıcaklar gitsin birazcık. Yanıyorduk zaten. Çok güzel. Bereketiyle gelsin inşallah ya Rabbim. Böyle geldik Forbest'imize şimdi. Burada ne isterseniz var zaten. Her şeyler var arkadaşlar. Bakın çıra bile var yani. Bizim çocukluğumuzda sobalar bu çıralarla yakılırdı. Şimdiki gençler bilmez bunları. Kömür koyardın, odun koyardın. Böyle çıraları ince ince yapıp soba tutuşturuluyordu eskilerde. Bunlar da benim deniz ayakkabılarımdan. Bunun beyaz rengi var bende. 49 lira fiyatı bence uygun yani. Denize girince böyle kumlara, taşlara basamıyorum. Bu çok güzel oluyor gerçekten. Forbest'te siyahı da var. Bir de bunlar var ama bunlar birazcık daha sert. Bunları çok beğendim ben. Aynısının beyazı bende var zaten. Böyle çiçekler de var burada. Çok güzel. Böyle sarkan çiçek gibi de yapabilirsiniz. 150 lira bir fiyatı var bunların. Pembesi de var ama beyazı şahane. Anne çok güzel değil mi? Beyazlar. O kapı askısı anne. Kapı askıları. Kaç paraymış fiyatı? 15 lira. Böyle lambalar gelmiş. 199 lira bir fiyatı var bunun da. Gece lambası gibi. Böyle ayaklıları var. Şurada yine tahtalıları var. Burada yine ayaklıları var. Bundan Tuğba'nın da var. 499, 500 lira bir fiyatı var bunların da arkadaşlar. Değil mi? Ama yapay değil mi? O gerçek mi? Gerçek. Aa gerçekmiş. Evet. Ne kadar? Dur bakalım fiyatı neymiş? 15-16. 15-16 olur mu annem? Dur bir dakika. Dur bir dakika. 149 lira. Şöyle. Kendimiz de dikeriz annem. Böyle saksa alıp onu. Tuğba'da var bu şu kaktüste. Bundan da buluruz. Alırız. 20-30 liraya alırsın. Bir kabına mı bunun para? 150 lira. Yani işte bakın. 15 lira kaktüsler burada beğendiğiniz. Ha, şu 50 liraymış.
Buradan alın bir tanesini 15 lira, iki tanesi 30 lira. Yani başka ne var ki bunda 150 liraya? Kendimiz yapabiliriz. Böyle dalan sabunundan alacağım arkadaşlar. Benim eşim bunsuz yapamıyor duşta falan. Başını da ilk suyla bununla yıkıyor. Yani biraz takıntılı huyları var. İkinci suyunu şampuanla yıkıyor. Bir tane alıyorum. Makasa ihtiyacım vardı. 50 lira bir fiyatı var. Bir tane alıyorum. Bir de burada şöyle küçük makaslar var. 30 lira bir fiyatı ama büyükten alayım ben. Annem de böyle lastik aldı. 30 lira 10 metresi. Burada 5 metresi 34 liraydı. Bundan aldık. Bu gördüğünüz küpeler 10 liraymış. Şaşırdım. Şöyle şunu alacağım. Şunu çok beğendim. Maviş maviş böyle mayolarım falan da var. Yazlıkta böyle takarım inşallah. Çok beğendim ya. Her rengi de var böyle. Arkasında siyahlı beyazlı var. Forbes'te arkadaşlar. Bir de 10 lira. Annem de bunu beğendi. 3 tane. Evet, o da çok dükkanı güzel. Birden takmak için. Evet, çok güzelmiş. Böyle çok güzel de cüzdanlar da var. Fiyatları da altlarında yazıyor. 150 lira bu, 150 lira. Kırmızı sevenler için, ben hiç sevmem kırmızıyı. Şunlar 150 lira. Oo, bu da çok güzelmiş. 64 lira bir fiyatı varmış. Bu da 74 lira bir fiyatı varmış. İzmir'in havasını size göstereyim arkadaşlar. Biz Forbes'te girdik. Çıktık, ortalığa bakar mısınız? Sular taşıyor. Böyle. Bakın. Hemen biz de böyle Forbes'ten geldik. Yine belediye bahçesinde burada oturacağız inşallah. Bayağı bir kalabalık da var burada. Yağmurdan kaçanlar kapalı mekana gelmişler. Çok güzel hava. Afiyet olsun. Annem. Görmüyor. Ben de limonlu soda aldım böyle. İçim yandı. Biz afiyet olsun. Tam taksi durağındayız arkadaşlar. Bekliyoruz. Bayağı yağmur başladı. Annem de dedi taksi tutalım gidelim. Çünkü bayağı bir mesafe var yine de ona göre. Şimdi bekliyoruz taksiyi. Bir tane geldi ama bizden önde bir bayan vardı. O gitti. Bunlar da çok güzel ya. Böyle martılar. Şimdi yeni bir taksi bekliyoruz. İnşallah çabuk gelir. Arkadaşlar biz taksi bekle bir tane taksi geldi. O da bizden önce bir bayan vardı. Onu aldı. Sıra ondaydı çünkü. Biz bekledik. Boşuna bekledik. O yüzden annem dedi kızım hadi gidelim artık dedi. Yani annemin de ayağı ağrıdı. Gitmeye gidiyoruz da dönüşte biraz annem için zor oluyor. Dönerken de işte biraz alışveriş yaptık. Çünkü taksi bekleyemedik. Hepsi dolu geçiyor yine böyle. Hava yağmurlu olduğu için. İzmir'de aylar sonra tekrardan bir yağmur, nasıl bir yağmur yağdı. Ondan sonra işte Migros'a falan uğradık annemle birlikte. Benim ufak bir işim vardı dışarıda hemen böyle. Annemi Migros'ta bir sandalye buldum. Oturttum onu. Dedim anne ben işimi göreyim. Hemen bir 10 dakikada geleceğim. O da beni bekledi orada. Çünkü öyle bir yağmur yağıyordu ki böyle üstüm başım yağmur içinde kaldı. Suların içi böyle yağmur yağıyor arkadaşlar. Akan sular var ya kaynıyor. Yani o kadar sıcağın üstüne bu yağmur. Yerdeki sular ayağımı soka soka yürüdüm çünkü. Kaynıyor sular o kadar yani İzmir sıcaktı ki. Öyle aldım annemi de işte gelirken de birkaç bir şeyler aldık. Eve gidince hepsini sizlere göstereceğim. Parka geldim şimdi oturuyoruz dinleniyoruz birazcık. Takipçimle karşılaştım bugün. Tekrardan parkta otururken hemen video çekiyordum. Videoyu kapadım yeniden yeni video açtım. Onunla görüştük. İlknur abla diyor seni çok iyi gördüm diyor. Sarıldık öptük birbirimizi. Bir de yeniden Migros'ta da bir takipçimle karşılaştım. O da İlknur teyze ben seni takip ediyorum, seni çok seviyorum falan. Sağ olun arkadaşlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Videolarımı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşürüz. Eve gidince görüşeceğiz. Biz eve geldik. Gelir gelmez hemen annem üstünü çıkarmış. Biz arkadaşlar dışarı çıkarken giyindiğimiz zaman gelir gelmez üstümüzdekini çıkarıyoruz. Alışkanlık mı neden? Kimi insan böyle dışarıda giydiğini evde devam ediyor ama rahat edemiyoruz biz. Hemen değiştiriyoruz üzerimizi. Böyle taze fasulyemiz vardı. Onları verdim annemin eline. Dedim temizle. Hemen yemeğimizi de yapalım. Ben de vallahi tekrardan bir soda aldım. Orada parkta da içmiştim bir tane ama limonlusunu içmiştim. İçim yanıyor arkadaşlar. Hava yağmurlu ama yani böyle bir
bunaltıcı nem mi var nedir bilmiyorum yani. İçim böyle yanıyor, dedim bir soda içeyim. Annem fasulye temizliyor, ben karşısında oturuyorum. Şimdi içeri gireceğim, bir fasulyeyi pişiririz artık. Bir de aldıklarımı size göstereyim. Şimdi sizlere aldıklarımı göstereyim. Neler aldık neler. Ufak tefek bir şeyler. Böyle dereotuyla maydanoz aldım. Bizim arka bahçemizde arkadaşlar asma var. Asma o kadar güzel tazecik olmuş ki yaprakları. Onları toplayacağım. Bir gün asma yaprak sarması yaparız diye düşündüm. Bir tane böyle semizotu aldım. Çok güzel tazecik. Annem de çok seviyor. Ya salatasını ya yemeğini yaparız bunun da. Bir de mısır aldık böyle. 4 tane yine. Artık son zamanları geldiği için canımız istiyor. Annem de çok seviyor. Böyle 4 tane bayağı büyük boy. Kaç paraydı? 12,5 lira tanesiydi. 4 tane mısır aldık böyle. Onları da bir gün kaynatırız. Ondan sonra böyle su bardakları aldım. 6 tane. 2, 4, 6 tane. Yağmur yağdığı için şeyi, kartonu ıslanmış. Kartonunu hemen attım. Bardak ihtiyacım vardı. Su bardağı ihtiyacım vardı. Sonra tekrardan böyle Gürtat'tan şöyle tulum peyniri aldık. Bu da kaç gram gelmiş? 836 gram gelmiş. 370 lira kilosu, 310 lira tutmuş böyle bir peynir, tulum peyniri. Annem bu peyniri çok seviyor. Eski tulumlar olurdu. Daha olgun yaştaki insanlar daha bilir, böyle tulumun içinde olurdu peynirler. Onun gibi yani, teneke tulumu değil bu. Öyle bir lezzeti var, çok güzel. Bir tane böyle kırma zeytin aldık. 2 çeşit 100 liralık bir zeytin almış olduk. Ondan sonra ne aldık? Eşim dün 2 kilo şeftali almış ama şeftaliler öyle sert ki. Ben yedim de böyle anneme dişlerine zor geldi. Yani bayağı bir sert olduğu için zorlandı, yiyemedi daha doğrusu. Böyle bir kırmızı siyah eriklerden aldık 1 kilo. Ondan sonra banyom için bir tane böyle sıvı sabun aldım. Arkadaşlar benim eşim bu sıvı sabunlarla ellerini sabunlamıyor. Normal o kalıp sabunlarla sabunluyor. Ama ben de hoşuma gidiyor böyle görsel olarak. Bir tane beyaz elim banyoma da uyar. Dolabım da beyaz ya. Bir tane böyle orkide kokuyormuş. O kadar kokusu güzel ki bir tane böyle sıvı sabun aldım. Bir de banyomun eksiğiydi yine. Bunu çok beğenerek aldım. Hı. Eşim de geldi şimdi. Heh, geldin mi? Geldim. Hoş geldin. Ne aldın? Ekmek. Yumurtalı ekmek. Heh, tamam, iyi yapmışsın. O da ekmekle yumurtayı getirmiş. Eksikler oldu mu? Eşim böyle geldiği zaman hemen getiriyor. Seni de görmüyorlar. Gel seni de göstereyim hemen. Gel yanıma böyle. Tam çeksin. Eğil birazcık. Arkadaşlar ben... soruyorsunuz. Evli misin, bekar mısın diye. Biz evliyiz arkadaşlar. Eşim de Tamer. Yani bunu da sizlere bildirmek istedim. Merhaba. Biz 86 yılında evlendik. 86 yılından bu yana çok şükür güzel evliliğimiz geçiyor. Böyle bunu da açıklamış olayım sizlere. Şöyle bir banyo fırçası aldım. Tuvalet fırçası. Çok beğendim. Aradım, ettim, böyle baktım. Bunu Forbes'ten gördüm. 200 lira bir fiyatı vardı bunun da. Plastik olanları var. Ben de onları sevmiyorum böyle. Oyuncak gibi geliyor. Dedim banyom güzelleşmişken böyle bir tane aldım. Fırçası da çok güzel. Bu böyle nasıl diyeyim, tahta ahşap gibi yani. Kıyısı da zaten ahşap. Bu vardı. Bunu beğendim. 200 liraydı fiyatı. Böyle bir fırça almış oldum. Ondan sonra tekrardan banyomu böyle ben arada yıkıyorum. Yıkarken de böyle fırçaladığım zaman sular kalıyor. O zaman böyle eski bir bezle siliyorum, kuruluyorum. Ama böyle bir çekpas alayım dedim. Bir tane bundan aldım. Bu da iyi oluyor. Gene buraya bir şeyini takarız. Sopasını takarız. Bununla çekerim. O zaman hiç kurulamaya gerek kalmaz. Belki camlarımda bile rahat olur. Çünkü benim mutfak camım, salon camım böyle büyük olduğu için bayağı zorlanıyor. Kollarım ağrıyor benim camları silerken. Şöyle bir çekpas aldım bir tane. Ondan sonra yine dediğim gibi eşim benim sıvı sabunları sevmiyor. Böyle dalan sabunundan vazgeçemiyor. Başını falan banyoda bunları kullanıyor. Bir tane bundan aldım. Ondan sonra annem de kendine şöyle mutfak bezlerinden aldı. Bunun da fiyatı çok güzeldi ya. 35 liraydı 4 tanesi. 4 tane mikrofiber bezlerden bu da.
Bir de böyle kendi için süngerlerden aldı. Ben de bunlardan kullanıyorum. Bim'den alıyorum. Forbes'ten aldık. Orada da vardı aynısı. 15 lira mıydı ya? Bu da 25 lira mıydı? 3 tanesi. Ama bu 35 lira olduğundan eminim. Lastik aldık. 10 metresi 33 lira mı? 34 liraydı. Lazım oluyor evde. Annem bir tane diş fırçası için böyle bir tane kap aldı. Hastaneye falan yattığı zaman evde gene daha hijyenik olur diye düşündü. Bir tane makas aldım. Annem kendine bir de terlik aldı. Bu terlikler de çok güzeller. Fiyatları da 220 liraya aldık biz. Böyle Darmi markası. Darmi mi, Parmi mi? Şöyle bir ortopedik güzel bir terlik aldık böyle. Evin içinde giyerim diye düşündü. Ondan sonra ben kendime şöyle bir küpe aldım. Böyle yakından göstereyim size. Çok güzel tam yazlık küpeler. Böyle elbisenin üstüne mesela kot şort, beyaz tişört giydiğin zaman böyle maviş maviş nazar boncuğu da var. Böyle bir küpe aldım. Bunun da fiyatı 20 liraydı. Ben 10 lira diye sizlere çektim videoda. Ama kasaya geldim bu 20 liraymış. 10 liralıklar başkaymış. Ben de değiştirmedim çünkü hoşuma gitti. Ondan sonra Sada diye bir mağaza var. Dönüşte oraya uğradık. Hem birazcık oturduk, dinlendik. Böyle bir sepet gördüm arkadaşlar. Gri. Böyle burasında bir derisi var. Bunu da çok beğendim. Fiyatı da 25 liraydı. Dedim en azından böyle sabunlarımı falan çamaşır makinemin üstüne koyarım diye düşündüm. Böyle bir sepet aldım. Aldıklarım bu kadar. Şimdi yemek yapımına başlayalım. Gece lambalar yanarken de çekin demişsiniz. Ben de şimdi lambaları yaktım ve sizlere bahçemin akşam görünüşünü çekiyorum. Bunlar da güneş enerjili lambalarım. Böyle. Bunlar da böyle yanıyor. Akşamları açıyoruz böyle oturuyoruz. Çok güzel oluyor akşam. Ertesi günden tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Ben böyle kirecimizi aldık. Buraya koydum. Şimdi bunu sulandıracağım. Ve böyle şerit çektim buraya. Şu üst tarafta bayağı kötü göründüğü için bu renkler var. Orayı da kireçle boyayacağım. Şöyle buraları boyadım birer kat. Kurumasını bekliyorum. Şu karşı duvarı boyadım kireçle. Birer kat anca altları kurumak üzere işte onları bekliyorum. Şu karşıyı da boyadım. Şurayı da boyadım. Ama birer kat daha kurumasını bekliyorum. Üstüne tekrardan boya yapacağım. Şu alt kat çok çamurlu olduğu için onu birazdan yapacağım. Böyle. Şimdi buradan başlayalım bakalım. Mısırlarımızı da koymuştum haşlamaya böyle. Kaynadılar mis gibi. Şimdi mısır ziyafeti yapalım annemle birlikte. Bahçeyi boyadım iki kat. Bir kat daha bekliyorum. Kurusun iyice. Bir kat daha yapacağım. Ondan sonra bitecek inşallah. Ve bantını çekiyoruz. Böyle dümdüz oldu. Şöyle. Bahçemi de sizin isteğiniz üzerine kireç yaptım arkadaşlar. Boyadım böyle her yeri. Böyle. Karşı tarafı da boyadım böyle. Daha birazcık ıslak kuruyunca daha beyaz oluyorlar. Böyle göstereyim dedim sizlere de. Karşı duvarı da boyadım. Bembeyaz oldu. Buraya da bir şerit çekmiştim. Birazcık yükselttim kirli diye. Orası da tertemiz oldu. Şimdi akşam güneşi geliyor. Tekrar son güzel kuyumu göstereyim size. Şöyle yerleri de tırmıkladım. Hiçbir şey kalmadı. Burada koltuğum da duruyor yine. Böyle. Son hali böyle. Annem de burada oturuyor. Annem. Arkadaşlarım. Bahçem bitti. Günlük işler de bitti. Kıymalı makarna yaptım şimdi yemeğimizin yanına. Öyle bir yoruldum ki. Şimdi annemle sizlere veda edeyim. Bir de bu arada çamaşır makinem yarın geliyormuş anne. Evet yarın geliyor artık. O paspaslar da duruyordu. Koridorun paspasları. Onları da yıkarız ilk makine geldiği zaman. Artık eskisini de kapı önüne çıkarırız. Ondan sonra banyom komple. Çamaşır makinesi de gelirse yenilenir işte. Böyle arkadaşlar, buraya kadar bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Abone olursanız sevinirim. Bye bye.